Neden bazı çocuklar internet bağımlısı olurken bazıları daha doğru kullanabiliyor bunu? Bunun altında başka nedenler mi var? Elbette yatkınlıktan bahsetmek lazım bir defa. Aslında internet bağımlılığı için çok araştırma yok bu konuda bildiğim kadarıyla ama bütün bağımlılıklarda bir genetik biyolojik yatkınlıktan bahsedilir. Çok ilginç. Bir ailesel yatkınlıktan bahsedilir. Yani bir biyolojik altyapı var bazı insanlarda. Yani, Bağımlılıkla ilgili bir altyapı, evet, genetik bazı bir insanlar için altyapı. böyle. Yani bazı insanlar için mesela hani Milli Piyango'da büyük ikramiye çıkmış gibidir mesela. Herkes, birçok insan, herkes değil ama hani bazı insanlar, birçok insan birçok nedenle, birçok insan bizim ülkemizde dini nedenlerle alkol kullanmıyor. Ama alkol kullanan herkes de alkol bağımlısı olmuyor. Onlarda bir yatkınlık var. Yani bağımlı olanlarda artık büyük ikramiye çıkmış gibidir. Onların artık başka şansı yok. Yani hiçbir şekilde o maddeyle temas edemezler. Çünkü ettiklerinde bir damla ile bir şişe arasında fark yoktur. Yani bazı insanlar için bağımlılıklarda internet bağımlılığı için net bir veri olmamakla birlikte elimizde bir biyolojik yatkınlıktan söz edebiliriz. İkincisi, sosyal bir takım yatkınlıklardan söz etmek lazım. Hani hiçbir şey boşu boşuna ortaya çıkmıyor diyoruz ya. Bir boşluğu dolduruyordur o. Ya bir sosyal boşluk vardır, ya kendini ifadeyle ilgili bir zorluk vardır. Belki çocuk yalnızdır, değil mi hocam? Belki de. Çünkü araştırmalar gösteriyor ki sebeplerden bir tanesi bu. Yalnızlık ya da içe kapanıklık ya da çekingenlik. Onların daha çok online bağımlısı, internet bağımlısı olduğu görülüyor. Ya da bir takım hastalıklarla birlikte görülüyor, ruhsal hastalıklarla. Bedensel hastalıkları saymıyorum. Onlar bir sonuç gibi görünüyor. Mesela depresyonla. Mesela sosyal fobiyle, sosyal anksiyete bozukluğu diyoruz biz buna. Yani toplum içerisine girememe, topluluk karşısında konuşamama, topluca bir iş yapma konusunda zorluk yaşama, orada bir takım sıkıntı, gerginlik yaşama hadisesine sosyal anksiyete bozukluğu diyoruz. Bir takım kişilik organizasyonlarında, çekingen kişiliklerde mesela, işte depresif bir takım kişiliklerde. Gene araştırmalar gösteriyor ki bizzat bağımlılıklarla birlikte görülüyor. Mesela bir araştırmada internet bağımlılığında eş zamanlı madde bağımlılığı oranı %38 bulunmuş durumda. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu dediğimiz başka bir fenomenle de birlikte görülüyor. Yalnız burada bir şey dikkat çekelim. İki yönlü bir ilişki var burada. Yani internet bağımlılığıyla diğer ruhsal bozukluklar, yani depresyon, anksiyete bozukluğu, sosyal anksiyete, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, madde bozukluğu, internet bağımlılığı bunlara sebep olabilir. Evet, ben de şunu Bunlar soracaktım. bunlara sebep Hangisi olabilir. hangisini çift taraflı Tavuk diyorsunuz? yumurta gibi yani bu da. Hani Yani yumurta mı nereden ne tavuktan, olduğu tavuk mu tam yumurtadan, belli değil. civciv mi yumurtadan, yumurta mı civcivden. Karşılıklı gerçekten de bu. Karşılıklı ilişki var. Eş zamanlı görülen olgular var da biz buna komorbid ya da eş tanı diyoruz. Sebep sonuç ilişkisi olabilir. Yani bu ruhsal durumların sonucu internet bağımlılığı olabilir. İnternet bağımlılığı bu ruhsal bozukluklara sebep olabilir. Ailelerin de bu noktada herhalde daha dikkatli olması gerekiyor, değil mi? Evet. Yani bunun kaynağını bulmak açısından. Evet.